Sağlık Bakanlığı merkezi hekim randevu sisteminden randevu alıp muayeneye gitmeyen kişilerle ilgili yaptırım kararı aldı. Çünkü 4 hastadan biri aldığı randevuya gitmiyor ve bu da randevularda suni bir yoğunluğa neden oluyor. Artık aldığı randevuya gitmeyenler bakın nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. On kişiden 3'ü 4'ü gelmiyor. İnternetten randevu aldınız mı? Alamıyoruz. Neden alamıyorsunuz? Yok, dolu. Yani ortalama 3 hafta bekledim. Kimi hiç bulamıyor, kimi de birkaç hafta sonrasında randevu alabiliyor. Yaşanan yoğunluk, doktor randevusuna gitmeyen kişiler nedeniyle suni olarak katlanıyor. Sağlık Bakanlığı, merkezi hekim randevu sisteminden alınan randevuya gitmeyenlere yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu sistem çok güzel oldu. Diğer hastaların hakkına girmemek adına çok çok güzel bir sistem oldu. İnternetten randevuyu bulamıyor çünkü insanlar dolduruyorlar. Doldurduktan sonra da muayeneye gelmiyorlar. Yeni uygulamada randevusunu iptal etmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi gerçekleştirebilecek. Sorunu çözer mi? Yani bir nebze. Bir nebze çözer. Bence çok erken yani bir 2 ay alamazsın, 3 ay alamazsın. Çünkü başkalarının hakkına saygısızlık bu. İyi oldu yani gelmeyenler cezasını çeksin. Aslında sorun yeni değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ekim ayında 2.866.000 kişinin randevu aldığı halde muayene olmaya gitmediğini açıklamıştı. Yani randevu alanların 1/4 biri hastaneye gitmiyor. Bu da zaten yoğun olan randevu sistemini kilitliyor. 15-20 günde bak gözümü görüyorsun gözüm geçmiş olsun. Tansiyon vurduğu gözüme bu randevuyu alamıyorum yani. İnternetten deniyorsunuz. Randevu yok mu? Randevu yok diyor. Dolu diyor. Düşmüyor. Çocuk randevuları mesela çok uzağa atıyor. Benim çocuğum bir aydır hasta. Onlar da diğer insanların haklarına giriyorlar. En azından iptal edebilirler. 15 gün önce ben mesela aldım randevu ama çocuğum rahatsız olduğundan dolayı hemen arayıp iptal edip bir başkasının değerlendirmesini istedim.